Babamızın işini geri istiyoruz. Koza Altı'nın Bergama'daki maden ocağına verilen faaliyeti durdurma kararı mahkemeden döndü. İzmir İl Özel İdaresi, Koza Altı'nın Bergama'daki Çukuralan Madeni işletmesinin faaliyetlerini 31 Aralık'ta durdurmuştu. İşsiz kalmak istemiyoruz! Çevre izin ve lisans belgesi bulunmadığı gerekçesiyle verilen durdurma kararının ardından maden mühürlendi. Şirket yetkilileri gerekli belgelerin bakanlıkta olduğunu, geçici izin belgesiyle faaliyet yapmaya haklarının bulunduğunu belirtse de yılbaşından bu yana sonuç alamadı. Tek gelir kaynağı maden olan işçiler zor durumda kaldı. İş yerimiz kapalı olduğu için hepimiz mağduruz. İşimize tekrar geri kavuşmak istiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Koza Altın bunun üzerine İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme oy birliğiyle İl Özel İdaresi'nin yaptığı işlemle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. İnşallah bugün arkadaşlarımız o hukuki sürecin evraklarını tanzim edecekler. Oy birliğiyle alınan kararın ardından Koza Altın yetkilileri madenin yeniden faaliyete başlayacağını açıkladı. Bu süreçte mağdur olan işçiler de mahkemenin kararını sevinçle karşıladı. İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Enerji Verimliliği Fuarı'ndan